Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Ben dünkü dersi bir tasvir edeyim size. Ondan sonra insandaki karşılığını oturmuş olur alemimizde. Bir kere mantık kuruluşu şu. Kuruluşu, onu yakalanması lazım. İnsan küçük kainattır. Kainat büyük insan. Böyle kendimizi böyle basit şeylerle yorumlamak değil. Çekirdeğiz. Ustadımızın tabiriyle adeta şöyle düşünün. Nihayetsiz bir büyük fabrika düşünün. Sonsuz cihazlar var, makineler var. Onların merkezi var, beyni. Elektronik merkezi. Düğmelerle dolu. Ha o beyin insan. O merkezin, trafonun, ustadın tabiriyle santral. Santralın ceyranı bataryası hayattır. İçerisindeki bataryanın ceyranı, akünün içindeki ceyran, dua. O düğmeleri birbirine bağlayan enerji duadır. Onları tetikliyor. Dua müthiş bir güçtür. Gücü tetikliyor yani. Adeta o santral, o merkeze giren elektriğin yolunu açıyor. Kurmağı yandığı bir kumyada dua. Gel. Şimdi kainatta ne anlamak istiyorsun? Neyi görmek istiyorsun? Kendine dön. Burada. Mesela kainattaki bu mevzunun ana hulasası, melaike var, ruhaniler var. Tamam mı? Onların, kainattaki ruhanilerin bir delili vücudu, nüminesi, bak delili vücudu, bir de nüminesi, İnsandaki kuvvelerdir ve latifelerdir. Ha? Latifeler. Kuva. Kuva, melaikelerin bizdeki karşılığı. Yani melaikelerin bizdeki karşılığını dün notları okumuştum. O müşahhas. Kuvallardır yani. İnsandaki karşılığı budur. Bir de şurayı çok ilginizi çekmişti. 200 kaçtı? O melaikelerin cesedi. 78 mi? 226. Bak. Şu ağaçların müekkel melaikeleri İçlerine girip her bir dalında çok neyler takılan ağaçları ceset olarak giymişler. Yani şu, bu cesedi benim hanem ve yuvamdır. Bu ben nasılsam, yani ruhum cesedi nasılsa ağaç da melaike öyledir. Ağacın elbisesi değil, hanevisi ve yuvasıdır ağaç. Ağacı idare eden melaikedir. Vücudu haricisi ağaçtır. Her şeyin, yani ilmi vücutla mahluk arasındaki ara berzah melaikedir. Ara berzah melaike. Hatta hatırlarsınız, dün demiştim, bazı insanlar var cemaatten, ya mahluktur ya haliktir diye anlayışları var. Bu çok yanlıştır. Çok hakikatin kavranmasında, anlaşılmasında manidir bu düşüncesi. Oysa akla karan arasının gride var. Mesela kabir ne ahirettir ne dünyadır. Annenin karnındaki çocuk ne gayiptir ne şehadettir. 9 aylıktır diyorsun. Doğuyor. Kaç, ne kadarlık oldu? 1 günlük. Hani 9 aydı. Nasıl sıfırlanıyor? Çekirdeğin içindeki
Program ağaç değil. Hiçlik de değil. Başka bir berzattan bahsedeyim. Kaçtı şu anlarda? 121 miydi? Evet. Bak, çok ilginç bir berzat. Berzat demek orta. Âlem-i gayb ve âlem-i berzatta dahi mutaddi mutala ile bir seyahat ve bir tarih hakikat arzu ederken her taife insaniyede bulunan ve kainatı meyvesi olan insanın çekirdeği hükmünde bulunan ve küçüklüğüyle beraber manen kainat kadar inbisat edebilen insanı söylüyor. Bak, her taife insaniyede bulunan bir şey var bizde. Ve kainatın meyvesi olan insanın çekirdeği hükmünde bulunan ve küçüklüğüyle beraber manen kainat kadar inbisat, genişlemek. İnkişaf noktadan noktaya gidiş, inbisat genişleyerek. Yani benim sesim kuşatarak gidiyor salonda. İnbisat edebilen mustakim ve münevver akılların, selim ve nurani kalplerin kapısı açıldı. Baktı ki onlar kim? O zatlar alemi gayb ve alemi şehadet ortasında insanı berzahlardır. Berzah, berzah. Bizimle alemi gayb arasında berzahlık yapıyorlar. Nokta yok. İnsani üzerine i yok. Takke var. Oraya ait. Ve iki alemin birbirleriyle teması ve muameleleri insana nispeten o noktada oluyor gördüğünden. Yani peygambersiz din, ustadsız Risale-i Nur, Risale-i Nursuz nurculuk olmaz. Berzah işte bu. Bu Risale-i Nur külliyatındandır. Risale-i Nur değildir. Risale-i Nur nedir? Misal, Kur'an. Bu Kur'an değil, Musaf'tır. Sayfa şeklinde ifade edilmiş. Kur'an ise okunandır. Okununca Kur'an oluyor. Bu nasıl ki Kur'an yazı olarak ifade edildi ama Kur'an mahluk değil. Bir formatı, yani hakikatinin ifadelenişi yazı. Risale-i Nur da şey değildir, canlı ve ruhludur, kitap değildir. Bu Risale-i Nur külliyatındandır. Külliyat değildir. Külliyatındandır. Külliyat canlı ve ruhludur. Yani hayatımın hayatı, ruhumun ruhu diyor ya Risale-i Nur. Hayatın hayatı hayatsız olur mu? Ruhunun ruhu ruhsuz olur mu? Gıdadır. İlim zannediliyor ki böyle bir yazı. İlim arkadaşlar Allah'ın subutu sıfatındandır. İlim canlı ve ruhludur. Şimdi gözükmüş herkese. Ne gözükmüş? Gözükmüş? Ha evet evet evet. Canlı ve Asay-ı Musa. Yani ilim arkadaşlar böyle malumat zannediliyor. Yani nasıl ki adam şarkı türkü söylüyor, jiletleniyor. Çünkü onun içerisinde adam hissiyatını yüklemiş kelamın üzerine. Kur'an'ın içerisinde de Allah'ın sıfatları var. Yani Kur'an'ın içerisinde ilim, irade, kudret var. Dolayısıyla Kur'an bu şekilde ifade edilmiş. Kur'an-ı Kerim değil ama öyle diyoruz tabii. Oysa Musaf'tır, sayfalanmış. Kur'an ise mahluk değil, böyle muayyen değildir. Kainatın mahiyeti ve hakikatıdır. Kainatın ruhudur diyor usta. Kur'an için öyle demiyor mu? Kainatın aklıdır diyor sözde 110'da. Evet, şaşırırsınız. Ya. Bu değil yani. Ama bu şekilde ifade edilmesi biz muhatap olamazdık. Risale-i Nur da böyledir. Risale-i Nur külliyatındandır. Değişti değil mi anlayışım şimdi? Çünkü hayatımın hayatıdır diyor. Hayatın hayatı camit olur. Topraktan hayat çıkacak, ruhtan çıkan ruhsuz olacak. O ki ruhsuzdur. Niye ruhumu canlandırıyor bu dersler? Niye ölü ruhlar diriliyor? Ölü ruhları dirilten ölüdür. Olur mu öyle bir şey ya? Bana gözü veren kördür. Olur mu öyle bir şey? Bana kulağı veren sağırdır. Öyle bir şey olur. Benim ruhumu dirilten ruhsuz olamaz. Çok aşağı sıra saadette sohbetin ebeveydi görünüyor değil mi abi? Mesela aynen.
45 dakikalık bir derste gidiyor başka bir yerlere. Bir anda ya bir sohbette bir kademde gidiyor. Ruhu hemen diriliyor. Risalede de öyle. Şimdi ben geleyim şuraya. Çünkü o ceyran eden namuslar, şu hükmeden kanunlar itibar emirlerdir. Vehmi dusturlardır, ademi sayılırlar. Bak arkadaşlar. Ceyran eden namuslar, hükmeden kanunlar. Şimdi ceyran, namus iradedendir. Kanun emirdendir. Öyleydi değil mi? Hatırladınız mı? Doğrudur abi. He? Doğru mu söyledim? Doğru. 59 ama teyit edeyim. Namus irade, kanun emir. Kanun emirdendir, namus iradedendir. Onu izah yapayım. Bu ruhun herkeste aynı yerde olması kanundur. Ama herkeste oradan aynı yerde olması ama ben herkesten imtiyazlı olman benim namusumdur. İmtiyazlı kılan namustur. Hükmeden kanuna ceyran eden namuslar. Namus has kılıyor sana. Yani 276 tane çeşit elma var ama benim bahçemdeki elma namustur. Ha, o zaman ceyran eden namuslar ceyran ediyor. Yani ifadeleniyor. Ama bunu kanunlar, bunlar da itibar emirlerdir ve mi dusturlardır. İtibar emir şu. Şu karşıdaki binayı söylemiştim, büyük binadır demiştim. Niye? Gece kondu var yanında. Aynı o büyük, büyük binayı Levent'teki gökdelenle kıyas ediyoruz. Küçüktür. Ama biraz önce büyüktü. Ha demek ki hiçbir şeyin sabit vücudu yoktur. İkisi arasında ne kadar zaman geçti diyorum. Hemen adam diyor ki 3 saniye. Yoksa hiç yok. İkisi yok ki. Burada var. Burada yok. Vurdum kayboldu. Hani nerede? İkisi arası diyorum. Yok. Yani burada düşünülen itibari emirler bak nedir? İtibari emirlerdir. Bir itibar var. Vehim var. Bir emri nisbi, emri itibari var. Emri nisbi eşyanın birbirlerine kıyas edilerek alınandır. Emri nisbi. O alınanı ben alemimde değerlendiriyorum, kullanıyorum, itibari vücut oluyor. Buradaki devrim biz abi. Namus da irade etti. Kanunla uyguladım. Evet, olur. Evet. Doğru, doğru. Vehmi dusturlardır, ademi sayılır. Adem ne demek? Adem-i mutlak yoktur. Mutlak içtik. Nedir abi? Allah'ın zıttıdır. Allah varsa mutlak içtik yoktur. Adem ise yokluk değildir. Daire-i ilim içinde bulunan Adem'dir mektubat 59. sayfada. Bunu tekrar ediyorum bu ikinci kez ki otursun diye. Yani vücud ilmiye perde olmuş bir unvandır. Şu, duvar. Duvar olmazsa film gözükmez. Toprak olmazsa nebatat tezahür etmez. Perde demek hakikatin ifade edildiği zemin demektir. Hakikatin ifade edildiği zemindir. Yani o zemin olmasa o ifade edilmez. Filmin içini nereden bilecektik? Boş kağıt diyoruz abi. Gibi evet. Orada ifade ediliyor. Şimdi Adem ise varlığın ifade edildiği zemindir. Mayenleşmediği için kendini değil başka şeyi gösterdiği için Adem denilmiştir. Bu nerededir? Mesela mimarın kafasındaki bina hiç kimse satın alamaz. Ademi vücuttur. Mimar. Ama onu binaya dönüştürürse mahluk olur mu? Satılır. O zaman şu kavramı da dolduralım. Mahluk nedir? İlmi vücut nedir? Mahluk Allah'ın kudret sıfatı taalluk ederse projeye, atom seviyesine, esir seviyesine inerse onun adı mahluktur. Eğer vücudu harici vermemiş, kudret taalluk etmemişse onun adı ilmi vücuttur, Adem'dir. Ademidir. Mesela kafanızdaki projeler, çekirdeğin içindeki program, ademi vücuttur. Onun üzerine ağaç bina ediliyor. O zaman Adem de namustur o zaman. Adem öyle işte zaten. Namusun ifade edildiği zemin. Onun için mektubatta diyor ki daire-i ilim içinde bulunan diyor Adem ise Adem mutlak değildir diyor. Adem mutlak zaten yoktur. Adem
ilmi, vücud ilmiye perde olmuş bir unvandır. Yani ilimlerin, varlığın ifade edildiği zemindir. Zemin. Devam ediyorum. Onları temsil edecek bir, onları gösterecek iki, onların dizginlerini ellerine tutacak, melaike denilen ibadullah olmasa o namuslar, o kanunları bir vücut tahmin edemez. Mektubatta yer göstermiştim. Temsil edecek, gösterecek, dizginini tutacak. Üç tane. Temsil edecek, gösterecek, dizginini tutacak. Mektubatta şurada bir yer göstermiştim. Şeriat-ı fıtriye denilen evamir-i tekviniyenin hamalesi, mümessili, mütemessilidirler. Bak, temsil eden hamale, gösterecek mümessil, dizginini tutacak mütemessil. Mektubat 478. Yani o kanunları, o namusları nasıl ifade edecek? Yani ilmi vücut, mahluk arasındaki berzahi mahlukturlar melaike. Yani burnumu da, hücremi de, tırnağımı da gösteren, gözüken taraf melaikenin vücududur. İçerisi, yani ağacın içerisini düşünün. Ağacın içerisindeki enerji, duman, efendim nur, duman ervah habisedir, nur ervah aliyedir. Ağaç da onların cesedidir. Melaike şofördür, atom onların cesedi olan araba gibidir. Yani benim cesedim nasılsa atom, her şey bunların müekkeli böyledir. Peki melaikeler arasındaki fark dereceyi anlatmak için söylüyorum. Buz, su, H2O, elektron, nötron, kuark, enerji, esir, maddeye hayat, nur muhammedi. Hepsi farklı değil mi? Farklı isim aldı. Hepsi melaikenin farklı mertebesi. Yani hakikatin farklı ifadelenişidir. Bak mesela buz diyorsun ama sudur kardeşim. Sudur ama H2O'dur kardeşim. H2O'dur ama enerjidir. Yani farklı isim unvanı aldıkları gibi onların mertebe, hakikatler farklı olduğunda melekeler böyle farklı. Aslında buzdan, buz bir cesettir, içi melaikedir. Su bir cesettir, içi melaikedir. Mesela taafun etmiş olanların şeyi nedir, melaikesi? Melaikesi yoktur. Kanserin, veremin, insanın fıtratını bozan ve yanlış yollara sevk eden mevvad-i şerire dediğimiz kanserdir. Yani insanın fıtratına zarar veren şerli maddelerin müekkelleri ve mümessilleri. Yani içinde olanı ve onu temsil edenler mevvad-i erba habisidir. Cinlerin dinsizleridir, şeytanlardır. Bir de işte dandır, handır, mandır, tamdır, testtir demiştim. Evaliyeyi saymıştım hatırlarsanız. Onu ezberi bilmiyorum ama çok, çünkü çok zor. Acayip okumakta bile zorlandım. Defterde yazıyor. Bu malumatı da ver. Demek ki melaike ağacın içerisindeki enerji gibidir. Peki o melaike var. Onun içerisinde bir melaike var. Enerjinin içerisinde de esir var. O esir de cesettir. Onun daha içerisi var. Yani buzun içerisi su, suyun içerisi. Yani işte melaikeler de böyle bir içine girmiş. En son dört peygambere denk geliyor. Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail aleyhisselam. Bunlar meleklerin peygamberidir. Aleyhisselam diyoruz. Musa aleyhisselam der gibi. Der gibi ne demek? Aynı onun gibi. Ağaçlardaki taife hangisine bağlı olur? İşte o da hayatsa İsrafil'e bağlı. Şuurlu hareket etme tarafı ise Mikail'e bağlı. Hepsi bir bütündür. Hayatta kalması ise Azrail'e bağlı. Lef-i Mahfuz'un ifadelenmesinde görünürse Cebrail'e bağlı. Ama hepsinin taifesinden bir grup. Tabii tabii. Yani taifesi grubu demeyelim. Öyle ayrı değil. Birbiri içindedir. Yani buzdur ama bu kadar şey saydım aynı yerdedir. Evet. Birbiri içine girmiş. Burada buzdur ama batın tarafı nihayetsiz mertebesi var. Bir hüviyet teşahhüs edemez. Bir hakikat harici olamaz. Hakikat hariciye nedir? Hakikat harici olamaz. Arkadaşlar, hakikat, hakaik eşyayı sabite tutundur. Esma-i ilahiyedir. İlmi vücutlara hakikat denir.
Eğer bu ilmi vücut mahluk olursa, kudret taluk ederse, vücud hariciye çıkarırsa buna hakikat-ı hariciye, harice çıkmış hakikat. Projenin bina olması gibi. Olması gibi, ağaç oldu. Ağaç hakikat hariciyedir. Ağacın çekirdeği hakikattır. Cenab-ı Hak diyoruz, her şeyin kaynağı. Cenab, yön, hak yönü. Hakikat hariciye, haktan, hak ne demek? Cenab-ı Hak. Her şeye hak hayatını veren. Hak, o zaman her şeyin hak hayatını verip vücudu çıkarırsa buna hakikat hariciye, harici hakikat, dahili hakikat, daire-i hak, daire-i hayat. Bak oturunca mevzular daha hoş oluyor. Bir hakikat harici olamaz mesela namuslar, kanunlar. Mesela suyun kaldırma kanunu. Suyun kaldırma kanunu yoksa, su yoksa, suyun kaldırma kanunu nereye koyacaksınız? Ağaca koyamazsınız. Toprağa koyamazsınız. Havada olmaz. Suyun kaldırma kanunu suya muhtaçtır. O zaman sudan önce yoktur. O zaman suyu yapan suyun kaldırma kanunu değildir. O zaman suyun kaldırma kanunu nedir? Suyun içerisindeki özelliklerine verilen isimdir. Özgür ağırlığı, hacmi, kütlesi, mahiyeti, hakikati, sureti. O yani. Kanun maddeden önce değildir. Yer çekimi kanunu yerden önce olabilir mi? Nereye koyacaksın o kanunu? Suyun kaldırma kanunusu yok. Nereye koyacaksınız? Kanun maddeden sonradır. Veya madde iledir. O zaman maddeyi yapan değildir. Bina da öyleyse bir hakikat harici olmaz abi. Niye? Bina hakikat haricidir. Yani kendisi olmaz yani. Ama hakikattan hakikat harici çıkar ama hakikat, bina kendisi hakikat haricidir, birisi çıkarmış. Hakikat harici değil mi? Mahluk olmuş. Ortaya çıkmış. Çıkmış. Ha o çıkanı kanundu. Kanundu. Yani çekirdeğin içindeki ağaç program kanundu. Ağaç olmadı daha. E peki ağacı nasıl temsil edecek? O kanun cisimleşemez ki. O kanun cisimleşmişse biz buna ağaç diyoruz. Öteki taraftaki ismi melaikedir. Öteki komşu. Mülk. Mülke biz ağaç diyoruz. Melekütü içerisi melaikedir. O 0.005 miligram diye kalsiyum magnezyumu içeriye alan, ağacı idare eden, sevk eden içerisini mülke melaike. E dedi ya 226'da okuduk. Ağaç diyor, melaikelerin nesiymiş? Hanesi mi diyor. Elbisesi mi diyor? Elbisesi olmaz. Bu ağaçların mülke melaikeleri içerilerine girip, her bir dalında çok neler takılan ağaçları ceset olarak giymişler. Ceset. Hane değil. Ceset. Peki. Ceset nedir peki? Hane ve yuvadır. İkinci izah. Bizim cesedimizdir. Ruh ceset giydi. E ceset nedir? Hane ve yuvadır. Libası değil. Ağacın ruhu melaikeden mi? Evet. Ağacın ruhu melaikedir. Hatta o 6. hakikat 10. sözde onların mümessilleri diyor. Öyle hatırladım. Allah'a şuurlu temsil eden, ibadetlerini temsil eden müekkel melaikelerine ait diyor. Hatırlar mısınız Mesnevi'de, Mesnevi'de de bir şey var, lezzet yoktur diyor, tamam mı? Camidatta lezzet yoktur. Onu da bir bulayım da bak. Onu da bir bulayım size. Çok, bak şimdi hatırıma geldi. Allah getirdi. Bu melekleri daha güzel bilim, daha çok hava var. Değil mi abi? Tabi canım, meleklerin bir şey yok ki. İnsanlar muayyendir. Bak, çiçekli ve meyveli koca nebatatın bir parça ruha benzeyen her birinin kanunu teşekkülatı, timsali sureti, zerrecikler gibi tonlarda kemal intizamla dağdağlı inkılaplar içinde ipka ve muhafaza edilmesiyle gayet cemiyetli ve yüksek bir mahiyete malik, harici bir vücut giydirilmiş, zişuur, nurani bir kanun emri olan ruhu beşer, yani aynı hakikat. Bir de o Mesnevi söyledim. Hayır, Mesnevi değil. Lemalar. Lemalarda o melaikelerin ağaçların lezzetlerini, taşların lezzetlerini söylüyor. Taşların lezzetlerini söylüyor. 17. lemada. Heh,
Yamalar 79'da. Bak. Bu 126'dan okuyorum. 79'a da bir bakayım. Diyor ki evet, Fatır Hakim Kitab-ı Mübin'in dusturlarına gayet güzel bir surette ve muhtasar bir tarzda has bir lezzette ve mahsur bir ihtiyaçla icmal edip dercide her şey öyle bir lezzet ve mahsus bir ihtiyaç ile amel etse Kitab-ı Mübin'in dusturlarına bir melek imtisal eder. Bu esas istediğim yer değil. Ya bak işte ya burada. Burayı okumak istedim. 123 doğru. Bak 17. lemada. Ziya hayatta lezzet kabildir. Cemadatta nasıl şef bir lezzet olabilir? İşte burada anlatıyor arkadaşlar. Ben ne yapayım? Ben hepsini okumayayım da şöyle. Burada diyor, mevcudat nokta uzun olmasın diye okumak istemiyorum size. Zerrecikleri bir gayet taşa derecede vazife cihetinin gayet önemli bir makam alıyor. Mümkün kabul değilse İşte madem vazife cihetinde gayet nurani ve yüksek bir makam alıyorlar onlar müekkelleri. Lezzet mümkün ve kabil ise yani hayat ahmeden ise hissedar iseler gayet lezzet ile bu vazifeleri görüyorlar denilebilir. Ondan sonra burada nefsi cihetiyle dağların işte şeyleri, kokuların şeyi, müekkelleri, onların müekkellerine aittir diyor. Cemadat kendi hesaplarına değil, onlarda tecelli eden Esma ile hesabına bir şeref, bir makam, bir kemal, bir güzellik, bir intizam isterler, arıyorlar. O vazife-i fıtriyelerinin intisalinde Nurul Envar'ın isimlerine birer makes, birer ayna hükmüne geçtiğinden tenevvür eder, terakki eder. Mesela nasıl ki bir katre su, bir zerrecik cam parçası zatında ziyasız, emniyetsiz iken safi kalbiyle güneşe yüzünü çevirse, o vakit o emniyetsiz, ziyasız katre ve cam parçası güneşin bir nevi arşı olup senin yüzüne de tebessüm eder. İşte bu misal gibi zerrat ve mevcudat, cemali mutlak ve kemali mutlak sahibi olan Zat-ı Zülcelal'ın isimlerine vazife perverlik cihetinde ayna olmalarıyla o katre ve zerrecik şişe gibi gayet aşağı bir derecede gayet yüksek bir derece-i zuhura tenevvüre çıkıyorlar. Vazifede lezzet bulunduğuna en zahir bir delil, sen kendi aza ve duygularının hizmetlerine bak, her biri bekay şahsı ve bekay nevi için diye devam ediyor. 125'te var abi. 125'te eğer o camidin umumi hayattan hissesi varsa tam şef kendisine olur. Oku. Eğer camidin umumi hayattan hissesi varsa şef kendisine olur. Yoksa o camidi temsil eden, nezaret eden şeye aittir. Bu. Bak, eğer o camidin taşın toprağın umumi hayattan hissesi varsa şef kendisinin olur. Yoksa o camidi temsil eden, nezaret eden şeye aittir. 24. sözde iyi hatırımıza geldi. Evet, 4 hamaleden bahsediyor. Bir tanesi de o, içine giren şey, melaikeden bahsediyor. Çok ilginç orası da. Doğru, Allah razı olsun. Hoş. Ondan sonra gelelim şeye. Hayat bir hakikat haricidir. Hayat mahluktur. Hayatın nihayetsiz mertebesi var. En kesif mertebesi nedir? En diş tecelli. Camit, taş toprak. Hayatta yaratılmıştır. Hayatsız dediğim şey. Ama içerisinde ükde-i hayatiye var. Sonra ikinci mertebe hayatı nedir? Nebat hayat. Üçüncü? Hayvan. Dördüncü? Olur mu ya? Cinler. Sonra şeytanlar. Ya şeytan, cin. Sonra melek. Melek. Arasında şu var. Cin, melek, ruhaniyat, insan, peygamberler, ulul az peygamberler, Nur-u Muhammed. Şeytanın hayatları daha yüksek olsa melekelerin. Melekelerin. O zaman niye şey yaptı ki şeytan yaptı? Yani şeytan gerizekalıydı da ondan. Birincisi o.
Şeytan nasıl oldu biliyor musun bak. İnsandan önce bir tayfe vardı. Celaleddin Suyuti diye. Cinler vardı burada, yaşıyorlardı. Bunlar kan döktüler böyle. Çok mukatele ettiler, çarpıştılar. Allah da Azazil denen bir melaikesi vardı. Melaike demeyelim de bir mahluk. Azazil. Azazil. Onu cinlerin başına gönderdi. Müsbet cinleri. Şey, tövbe. Tövbe, tövbe. Cinler çarpışıyordu. Azazil'i meleklerin başına getirdi. Meleklerin başıydı derken, fazilet olarak manasında değil, buradan geliyor o söz. Savaşa soktu Allah. Melekler ordusunun başında melek olmayan ama melek cinsinden olan Azazil'i koydu başına. Orduları onun emrine verdi, melekleri. Cinlere karşı savaşmaya başladılar. Cinleri mağlup ettiler. Cinleri vadilere ve deniz kenarına sürdüler. Geçemedi daha. Allah artık tamam dedi. Cinleri sürdüler oraya. Ve Azazil melek ordusuyla galip oldu. Gururlandı. Ben yaptım dedi ama. Dedi ki denizin etrafta yolunda cinleri. He oraya hani, deniz. Hani demiştim ya işte bu üzere açı saçı cinleri. Yani. Orası girerse. Denizin kenarlarına. Ve kuytu yerlere. Haramlar da kuytu yerlerde olur. Ondan sonra yani dünya ve ahirette yanmanın yolu plajlardan geçer. Onun için. Evet. Şimdi oraya sürdüm. Gururlandı mı bu adam? Çok gururlandı ama. Aşağıladı melaikeleri. Siz emrimdesiniz. Evet. Allah bu sefer. Şimdi bu sefer Cenab-ı Hak çok ağrına gitti yani. Şöyle ağrı bizim tabirle. Allah'ın hiç hoşlanmadı bu gururlanması. Sana bir ordu verdim yani. Allah şükretmesi gerekirken böyle yaptı. Bu sefer insan denilen bütün mahlukatın hulasasını yaptı. Ruhaniyat, şeytandır, melektir, ervahtır, ervah habisedir, ervah aliyedir, azazildir. Yani alan dışında ne mahluk varsa hepsini koydu tencere tabiri caizse. Karıştırdı, daha ulvi bir şey verdi. Karıştırdıktan sonra. Onun adı insan. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان صلصة إنسان إنسان يقدر بشريتني ظهر ويفلمني O kadar kıskandı ki tekme attı Adem'in cesedine. Peki onun da nur numarası mı çalmış? Evet. Hepsi nur numarası. Yani çekirdeğin dışında bir ağacı düşünebilir misin? Kurumuş dalda çekirdekten çıkmış. Yaş dalda oradan çıkmış. Koku da oradan çıkmış. Nur Muhammed dışında artık kafana bir şey koyma. Hepsi. Ondan sonra buna secde edeceksin dedi. Beşeriyeti koymadı da. Adem'in beşeriyeti konseydi şirk olurdu. Adem'deki o cesede ruhunu öfledi. Ruhu Allah'ın zatının Allah ruhundan öfledim diyor. O zaman Adem'e secde etmek nefis değil, beşeriyeti yok ki şirk olsun. Allah'ın hakikatine secde ediyor. Sana. Anladınız mı? Yani daha yok öyle bir şey. Yani beşeriyet kürste takılmış. Allah'ın bütün esması hurasız. Etmem dedi. Hatta bir tekme bu. Buradan oluyor. Şeytan meleklerin başıydı derken eğitim vesaire manası değil. Ordunun başıydı. Bu adam. Tamam mı? Şimdi hayat mahluktur. Hayatın sırası bu. Hakikati haricidir. Hayat hakikati harice çıkmış. Ama üreme, doğma, canlılık vesaire hayatın sıfatlarıdır. Hayatın kendisi değil. Hayatın nihayetsiz mertebesi var. Buz gibi ama içerisi nihayetsiz mertebe olduğu gibi. Vehmi bir emr hakikat harici yüklenemez. Vehmi ya o kanunlar.
Yer çekimi kanunu vehmi değil mi? Yani düşünüyoruz. Yani hakikat da yok yani. Vücut haricisi yok. Hakikati var, hakikat haricisi yok. Ama olay o zaman olunca bu hakikat haricidir. E bunu kim tesimleyecek? Bunun kanunu var, kanun. E bu vücut olarak kim gösterecek? Melaike gösterecek. Bu melaike işte. Bunun içerisi melaike. Bu kullanıyor işte. Bu komple yani özdeş olmuş artık. Yani melaike donmuş, kalem olmuş ama içerisi canlı ve ruhlu. Şuurlu Allah. Ha o zaman Allah bu kainat ol demesiyle olması falan anladınız mı? Yani biz zannediyoruz ki ağacın zahirine Allah diyor ki meyve ver. Oysa ağacın ruhu var, melaike. Ona emrediyor. Yani bina, arabayı yapmış, uçağı yapmak, gemi yapmak, ilk yapmak zordur. Yaptıktan sonra çocuk da düğme bassa çalışır, mühendis de bassa çalışır. Yani önemli olan bu sistemi yapmak. Ondan sonra Allah ol diyor, oluyor. Çünkü ağacın zahirine muhatap olmuyor ki melekütiyetine şey yapıyor. İşte ondan, bundan sonra işte insanın melaikenin bizdeki hulasalanışına geçtik dün. Hatırladınız mı örneklerle? Bundan sonraki devam odur. Şu anda ben de size kaç dakika oldu? 40 dakika ile olmadı. Şuradan ben biraz gideyim. Şuraya üçüncüye kadar gelebilecek miyim? İzaha gereken yeri anlatacağım. Elhasıl madem ehli hikmetle ehli din ve ashab-ı akıl ve nakil manen ittifak etmişler ki biliyorsunuz ehli hikmet, ehli din, Aristofel, akılcılar ve dini nakledenler ittifak etmiş. Komünistler nasıl melaikeye ittifak etmişler? Yani bu var ama diyor. Bunun içerisinde ve kainatı kuşatan enerjidir diyor. Otomatik olarak madde arkasını kabul etmek mesleklerinde olmadığı halde kabul etmek mecbur kaldılar. Yani ateistler gözükenden başka hiçbir varlığı kabul etmezken şimdi diyorlar ki doğru bu var ama bunu yapan Allah değil, haşa, bunu yapan enerjidir. Yani kainatı kuşatan ve eşyanın içine giren mesela su ağacının içine girdiği gibi, süngerin içine girdiği gibi, gül kokusu gülün içine girdiği gibi kainatın her tarafını kuşatan enerjidir. Daha bize geldiler yani, bordamıza girdi. Haberi yok. Çünkü onların mesleklerinde bunu kabul etmek yoktu. Çünkü gözükmeyen, tutulmayan, laboratuvara girmeyenin dışında kabul etmiyorlar. Şimdi öyle bir şey kabul ediyorlar ki hiçbir hacmi yok, kütlesi yok, tutumların tarafı yok. Ama her şeyi ona isnat ediyorlar. Yani Allah'a vermeklerini kabul edemiyorlar bu enerjiyi. Ben de ona dedim ki, onlara, bu gözümüz yok, o mu yaptı? Evet. Her şeyi dedi ya. Kulağımı da mı yaptı? Ya her şeyi dedim sana diyor. Olsun ben sayayım. Şuurumu da, hayatımı da, vicdanımı da, şefkatimi de, irademi de, ferasetimi de, gadabımı da, intikalimi de, tecrübemi de o mu yapmış? Baktı şaşırdı, ne diyecek? He diyecek. Ha bu enerji gözüme yaptığına göre kör değil. Tamam. Kulağıma yaptığına göre sağır değil. Hayatımı verdiğine göre cansız değil. Ruhumu verdiğine göre ruhsuz değil. Şuuruma verdiğine göre şuursuz değil. Vicdansız değil. Yaz. Artı. Feraseti de var tabii. Tecrübesi de var. Artı. Bu sıfatların cemine nokta 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 bir isim ver. Tanrıdır, Goddur, Gattır, Allah'tır, enerjidir. Ne dersin? Ete hocam diyor, siz bunu Allah diyorsanız tamam dedi yani Allah. Allah'ın sıfatları arkadaşlar, görmek, işitmek, hayat vermek, şuur vermek, Allah'ın esmalarının tezahürü değil mi? Allah'ın esmalarının tezahürüne isim vermiş, enerji demiş. Bir kere mesleklerin cızık. İşte diyor ki, madem ehli hikmet, ehli din, ehli akıl ve nakil manen ittifak etmişler ki bilmeyerek, mevcudat şu alemi şehadete münasır değildir. Yani arkadaşlar mevcudat bu değil diyorum hep. Bu değil, bir tuhaftır buralar. Bu acayip alem. Buralar çok acayip diyor kitapta. Ya bu acayip, bu hava dedim, bu buralar yani. Bir acayip, bir tuhaf şeyler ya. Tuhaf tuhaf mahluklar var ya. Yani işim ya nasıl o? Ya odunun içi odun değil diyorum kardeşim.
duman var, ısı var, ışık var, ultraviyole ışınları var, kül var, ondan sonra alev var, var da bir sürü dalga boyları var. Yani desem, o... hiç odun yanmadı, yandığını görmeyen adam ne der? Ya manyaklıdır bu adam. Aldığını deme buna. Nur de, duman de. Lan ikisi zıt bir arada olur mu ya? Demez mi? Duman örtendir, kapatandır, gizleyendir. Nur açandır, açan, açıklayandır. E içinde ateş var diyorum. La kardeşim nasıl ateş olacak odunun içi? Odun ateşin dumanı, şey düşmanı. Odun en büyük düşmanı ateş. E, düşmanın içinde mi barındırıyor ya? Böyle bir şey olur mu? Demez mi? Derdi. Evet. Odunun düşmanı ateştir. Ateşle odun olmuş. Abi, nur, ateşle odun olmuş. O, nur oradaki meleğin ismi olmasın mı? Tabii. Duman dediğimiz meleğin adıdır. Erbaa habisidir. Odun insana benziyor. İnsan bir şekilde benzer diyor ya. Nasıl ki nasıl insanda zıtlar var diyorlar. Yani iki tane içi ayrı. Benim nefsim, benim ruhum. Ben diyorum. Ya kardeşim odunun küçük içine aydınlatanı, nuru koyuyor. Öteki tarafta dumanı koyuyor. Karışıyor mu? Odunun içinde nurla dumanı nasıl koymuşsa bizim içimize de şeytanla ruhu öyle koymuş. Daha akıllı ol be kardeşim. Suyun içerisine H2O. Birisi yanıcı, birisi yakıcı. Oksijen yanıcı kardeşim, hidrojen yakıcı. İkisi bir araya gelince söndürücü olmaz ki. Patlaması lazım. Otokaportacı dükkanlarında bir tüp var, oksijen tüpü. Bir hidrojen. Tak tak açıyorlar, tüp, kibrit yapıyorlar, yanıyor. Öyle değil mi? Sordum, ne tüpü dedim bu? Hidrojen hocam dedi. Bu oksijen. İkisi gelince yanma mı oluyor? E dedim ya su bundan olmuştur, söndürücü. E ben de anlamıyorum zaten. 18 bin aleminde böyle düşünebiliriz değil mi? Aynen kardeşim. Ha bak bu buzda kaç alem var? 5-10 tane saydım şimdi. İnsanda 18 bin alem var. Hepsinin cemi ya. İnsan bir acayip ya. Dün mesela bir kardeş geldi doktora dersten sonra. Şey söyledim, alemi değiş, acayip renk. Çok hoşuma gitti dedi. 29. sözde diyor ki, Es-sema o mevcu mekfufun. Ustad şey, Resulullah diyor karşısına. Sema diyor, yani varlık dalgalı deniz gibidir diyor. Dalgalı, esir. Esir denizinde varlık belirlenmiş. Kardeş, niçin şey canlandı biliyor musun? İnsanın alemi, insanın ifade etmiş olduğu hakikatler dalgalı. Hiçbirisi sabit değil, hep esnek, hep dalgalı bulunduğumuz alem. Ortam değişiyor, hava değişiyor, nem değişiyor, bulut değişiyor, insanlar değişiyor, kelam değişiyor, davranışım değişiyor. Hatta bunun temel veri tabanı esir dalgalı. Allah Resulü diyor. El-mevcun mekfufu. Dalgalı. E peki alt veri tabanı dalgalı olan bir insan sabit olur mu be kardeşim? Duyguları, fikirleri, hisleri, hastalıkları, sıhhati sabit olmaz be kardeşim. Veri tabanını bildikten sonra insan rahat ediyor. Diyorsun ki zaten benim veri tabanım böyle. Ya kardeşim bana niye böyle oluyor diyemezsin. Demezsin. Niçin demezsin? Çünkü veri tabanın şeydir. Oynak. Ben başka bir şey göstereceğim. Evet. Burada ikinci şey daha. Uzun. Şu hayatın hakikatında. Şimdi niçin heyecanlandı biliyor musun? Yani insan niçin değişiyor cevabını buldum. Bir anda alemi değişiyor. Oturuyor bak şimdi. Üf. Niye moralim bozuluyor? Ya neler değişti sen de bilmiyorsun ki. Sen böyle oturduğunu, için oturduğunu mu zannediyorsun ya? Vallahi seyrediyorum ya. Gece ne oluyor dedim. Olay bilince o kadar antik oluyor ki acaba neler oluyor şu an? Neler oluyor alemimde bir bilseniz. Fark edince Allah Allah. Bakayım nereye aynı dalık yapıyorum. Bunu bilmezsek ya ne oluyor ya? Ya ben galiba rahatsızım ya. Farkında değilim ya. Lan değilsin be kardeşim. Manyaklık yapma, delilik yapma, eksiklik yapma. Veri tabanların oynak. Dalga be kardeşim. Bir sürü sinyaller alıyorsun. Korkma. Bunun çaresine en zor iş yapıyorlar. Allah onlara yardımcılar olsun, hidayet versin.
kafir olmak çok zordur. En zor iştir. O misyonu yükleniyorlar. Acıyorum onlara. Kafir olmak nasıl yaşıyor? Bunun çaresi iman. Teslim, tevekkül. Teslim, yat aşağı. Duman çıkıyormuş. Çıkarsa gitsin bana. Harare çıkıyormuş. Bana ne, benim işim değil. Neler oluyor? Ne bileyim neler oluyor? Bir bakıyorsun, ses duyuyorsun. Özür diliyorum, affedersiniz. Varsak ya. Bir bazen ses duyuyorum, inan vallahi. Şak 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 su gidiyor. Böbreğe mi gidiyor, ne oluyor bilmiyorum. Varsaktan mı akıyor? Diyorum ben de ulan. Hayır, sanki Karadeniz'in şelalesi akıyor. Bazen bir bakıyorum buraya ateş oluyor falan. Hiç. Bana ne? Sahibi bu hayatın %99 ona ait değil mi? %1 bana ait. Herkes işini yapsın. Benim işim değil ki bunu korumak. Benim işim korumak, harama girmemek. Zehir yememek. E şu anda ne olacak? Benim ne olacak ne bileyim. Benim temel veri tabanım zaten oynak. Onun için oynuyor benim aletim. Ben niye değişiyorum? Ha ne, sen niye değişmeyeceksin? Kalem miydin sen? Kendini tanı ya. Ne kadar mükemmel bir şey ya. Çok acayip bir şey oluyor. Mesela tanı deyince, olan sensin lan diyorsun. De lan hatırlı. De. Hemen hihihi yapıyor, yok oluyor. Tanısan gider, tanımasan gelir. İlim onu tarif eder, cehil onu davet eder. Bunu Kemal iyi bilir. Nasıl biliyor? Bit. Neymiş? Bunlar. Ha. Onun kafasını koparınca üzerindeki görüntüler de yok oldu. Veri tabanını yok olunca limon da yok oldu. Meğer limon suretinde gerizekalılarmış. Acayip bir şey ya. Oyun oynuyoruz biliyor musun? Oyun oynuyorsunuz. Çok hoş oluyor. Kürelerde örnek veriyorsun değil mi mesela şimdi? Yani ağaçta örnek veriyorsun. Barınaktan. Yani gözümüzün önündekileri. Bu kürelerde bu kadar kalabalıksa değil mi? Acaba başka yerler ne kadar kalabalık? Bir gitsem var hepsini söyleyeceğim size de. Geri gelir misin abi? Geri gelirim biliyor musun? Kalmam. Ama böyle bir şeyi talep etmeyin, etmem de. Gitmeyeceksin ki abi, nereye gidiyorsun? Yani öyle bir sıkıntı oldu, başıma geçti. O bir ara böyle herkes gitti derste, siz de yattınız. Elimi koydum, daha yatağımı serdim. Dedim ya, acaba böyle koydum, böyle. Acaba dedim. Melekût eşya nasıldır? Eşyan arkasına geçsek merak işte, ne ediyorsun ya? Acaba eşyan arkası nasıl ya? Böyle dağıldım. Gece yarısı kimse. Böyle tefekkür ediyor. Melekût eşya meşgul ola 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 artık oyuncak gibi oldu, tamam mı? Artık ha geçti ha geçti gibi o günler. Kadir'in alt veri tabanıyla uğraşıyorduk. Nisan, intizam, malumet, meşude, taayyun, evamir tekbiri. Kadir'in alt veri tabanı 6 tane. Onu anlamadan kader anlaşılmaz. Yani anlaşılır ama o ciddi anlaşılmaz. O 6 tane çalışmadan sonra cümleyi söyledim. İşin başında bulunan fail-i muhtardır. Gazete gibi okumayın diyor işte. Yani gazete gibi okumayın, harici okumayın demektir. Gazete gibi okumayın, dikkatsiz okumayın diyor. Adam gazeteyi çok dikkatli okuyor. Gazeteci gibi okumayın demek. Gazete harici okur. Evet. Kendini oku demektir. Hı. Gazete haricisi onun için zevklidir. Ne yaptı, kim ne dedi. Ama kendini okumak zor. Böyle baktım, oturuyorum. Arkadaşlar, bina komple her yer sallanmaya başladı. Zangır 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 zangır. Elim böyle tutmaya başladı. İhalet ya. Öyle hızlandı, öyle hızlandı, öyle hızlandı ki. Ama başım dönmüyor. Artık eşyahan hızlanınca şunu çizgi görürsün ya. Tam tersine sanki çeviriyor. Eşya yok olmaya başladı. Yavaş buradakiler gitmeye başladı böyle. Eşya sönüyor. Masa söndü. Daha ilerisi kitap söndü. Bardak söndü. Koltuklar söndü. Tavan söndü. Duvar söndü. Her şey söndü. Tamamen karanlık. Allah diyebildim. Her şey. Bir boşluğa, bir başım böyle ama ağlıyorum. Allah, Allah, Allah. Sonra kendime geldim. Ne kadar zaman geldim bilmiyorum.
Hemen kalktım, iki rekat namazımı kıldım. Bir daha böyle çocukluk yapmayacağım. Söz verdim. Çabuk yatağa girseydin abi. He? Çabuk yatağa girseydin diyor. Namaz kıldım. Namaz kıldım. Baktım uykum gelmiyor, gittim mescide, şey, mutfağa indim. Yoğurt içtim ki çabuk uykum gelsin. Gelmedi. Soğuk duş aldım hemen. Çünkü sinirsel hastalıklar var ya. Mesela vehim geldi değil mi? Üf. Aha şey geldi. Hemen git kardeşim. Tabancayı al. O banyo tabanca. Aşağıdan yukarı. Soğuk. Vücut bir giriyor ki vehimle uğraşamıyor. Kendisininle meşgul olma. Sen kendine meşgul ol. Benle meşgul olma. Vücudu onunla meşgul ettir. Vehim onunla meşgul ettir. Ondan sonra böyle iyi bir şey değil bunlar. Ha niçin söylüyorsun bunları? Yani şahit ve tanıklık ettiğimi paylaşıyorum bir kısmını. Bir kısmını paylaşıyorum ki bunlar öyle merak edilecek şeyler değil. Onun için ustadımız istemedi. Hizmetkarlığı esas aldı. Böyle ama benim bazen aptallığım oluyor. Merak ediyorum. Yani Melekül Teteşan'a bir baktım ki sonsuz, oraya kadar anlatıyorum. Ondan sonra ben Allah'a o kadar cek ya böyle şey yaptım böyle uçağı boşluğa düşebildik. Allah'ı böyle sanki böyle her şey yok olmuş. Allah beni varlığım da yok oldu tabii. Elbise gözükmüyor ki. Bu yok olduğu gibi ilk önce burası yok oldu. Kendimi bir var biliyorum tamam mı? Böyle ilk önce buram gitti tamam mı? Böyle ayaklarım şallar falan gitti. Masa gitti baktım Allah Allah kaba kaldırır mı? Her şey gitti. Sönüyor ya gidiyor ama sallanarak sönüyor. Sırırırt. Sonra sallanmayı şey gördüm sözlerde. İhtizaz. Dırr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 
Neyse. Güzel bir şey yani. Mevcudat, isterseniz el asılı yarlık. Yani çok antika ezmeyelim bunu. Üçüncü esasa gelelim. Üçüncü esasa kadar gideriz. Gidelim, acelemiz yok. Vâhir davâhum enilhamdillâh rabbil âlemîn. El-Fâtiha'tu mâselâvâd. Melaikenin daha iyi şahit ve uydurukçasıyla tanıklık etmek istiyorsak, yani bizdeki karşılığı var ya, kuva dediğimiz. Onların vücuduna delil bizdeki kuvalardır. O kuvalar nedir? O notlar işte. Size okuduğum notlar. Yani kendinde şahit. Mesela maddenin arkasında mana alemi hükmediyor. Yalnız başına pek değer almayan camit maddede feyiz, kemal, cemal, hayat alemin esrarına haişker ve aşık olmuş. Yani bunları taşıyorlar madde. İşte insan madde ile, et ile, kan ile, pıhtı ile, kabili telif olmayan surur, sevgi var. İşte bunlar kuvadır. Melekelerin bizdeki karşılıkları. Melekelerimiz, melikelerimiz. Mesela kul e'uzu bi rabbin nas, Rab. Melik, melikin nas. İlah, İlahin nas, melik, melik, melikelerimiz. Burada eylem var o zaman burada. He? Eylem var orada. Eylem var tabii. Bizdeki karşılığı. O zaman niye, nasıl iman oluyor? Şimdi zaten iman melaikeler niçin imana girdik diye okuduk ya. Niçin iman? Bunu melaike inkar etme. Senin veri tabanını inkar ediyorsun, fıtratını inkar ediyorsun. O kadar cinayet. İman etmek, emin olmak, şahit olmak, tanıklık olmak, tanışmaktır, fark etmektir. Gözükmediği için iman mı? Tabii gaybadır, iman gaybadır. Mesela sende şefk var mı, surur var mı? Sonsuzluk duygusu, vicdan vesaire. Ha, bunlar bir varlıktır, vücud arayıcısı var. Bunları temsil eden melikelerimiz, melekelerimiz, malik, maliklerimiz, bize malik olanlar, melaikeler yani. Kainattaki melaikeler bizi malike, meliklerimiz olmuş. Ona sığın diyor. Yani sıkıntın oldu. Buhran, bunalım, depresyon, vesvese, beyin. Niye kulazı bir Rabbin nas demiş Allah Resulü? Kulazı bir Rabbin nas. Allah'ın Rabbliğine, yani sünnet-i seniye uy. Melikin nas, malikiyetine uy. Allah'ın hakimiyetine itimat et, itikad et. Tamam mı? İlah itikattır. Melik onun sebeplerine, mesela bak Rab rububiyetten geliyor. Yani Risale-i Nur'un layıkalarıdır. Tamam.
Rab, Rab. Kunuzu bir Rab bin Nas, Rab. Melik. Allah'ın meliklerine, yani melek dediğimiz ervah haliye. Yani onların o rububiyetteki bizim hakikatimizi tanımlamaya, kendine dönmeye, ilah ise itikadını güçlendir. Bunun başka vecihiyle şu. Bir, kunuzu bir Rab, Rab Nas şeydir. Sünnet-i Seniyedir. İlah ise İslamiyettir. Melik ilah, melik İslamiyettir. İlah ise itikattır. Bir başkası şöyle demiş Büyük Zant. İlah Rab fıkıha. Fıkıh. Ameli. Melik hukuka. Hukuk, Allah'ın hukukuna, ilah itikadına sığın. Yani şerlere liman ya, fırtına olunca, Rab, fıkı, namaz kılma, edeplerini ondan öğren, Allah'ın Rablığına sığınmış oluyorsun. Melik-i Nas, hukuku ilahiyeye, hukuk İslamiye, hukukunu öğren, helal haram kavramlarını öğren, haramdan uzak dur. İlah ise itikadını güçlü tut. İşte, Melik'in bir manası, Melik'in Nas, şimdi sendeki melik, melikelerin farkında ol, onlara dayan. Bunları yücelt, güçlendir. Sururunu, şefkini, alakanı, tefekkürünü, irtibatını, sadakatını güçlendir. Bu ondan sonra okuduğum devamıdır. Tekrar El-Fatiha.